Gençler. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm, aleykümselam. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. Yeter ya. Gökçeada'da ne yersiniz, ne içersiniz? Şu karşıda Canet var. Meydan burası, merkez. Canet'te akşam yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Burada böyle bir çay bahçesi gibi börekçi var köşede. Burası da meşhur, böyle bayağı kuyruk oluyor normalde önünde. Kahvaltılarınızı da burada yapabilirsiniz. Saat şu anda 11.30 falan. 11'de bir de 1'de feribot var. 2 saatte bir feribot kalkıyor. Ada çok büyük arkadaşlar. Adada gezilecek, görülecek çok yer var. Keşfedilmemiş yerler var. Arabanın girmediği yerler var. Böyle off-road aracınız falan varsa eğer, onunla gelirseniz veya işte cross bir makineniz varsa, çok güzel keşfedilmemiş koylar var. Ben 2 günlüğüne geldim. Kısa bir tatil oldu benim için ama keyifliydi. 3-4 günde insan burada sıkılmaz, açıkçası öyle söyleyeyim ben size. Az önce yine böyle montun önü açıktı. Hava çok sıcak. Bir tane arı girdi tişörtten içeriye. İğneyi soktu bana. Ama Allah'tan iğnesi böyle küçük bir şeymiş. Ekipmansız motosiklet sürmek gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Ya ekipmansız da değilim aslında. Önüm açık sadece ama düşünün yani. Daha büyük bir arı olsaydı, soksaydı beni mahvedebilirdi. Şimdi Gökçeada mı yoksa Bozcaada mı derseniz eğer, ben Gökçeada'ya da geldim işte. Bozcaada'ya da gittim geçen sene. Bozcaada daha küçük, daha şirin, öyle tatlış bir yer. Ama çok fazla orada yapılabilecek bir şey yok. Yani orada ne yaparsın abi? Böyle güzel 3-4 tane koy var işte. Akvaryum koyu var. Ayazma plajı var. Genelde insanlar oraya gidiyor. Onun dışında akşam da şeye gidiyorlar. Gün batımı var. Akşam da gün batımına gidiyor herkes. Yani orada herkes topluluk olarak aynı şeyleri yapıyor. Ama burası dediğim gibi yani bayağı büyük bir şehir gibi. Çok güzel yerleri var. Gezilecek, görülecek yerleri var. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle gayet güzel keyif alırsınız yani buradan geldiğiniz zaman. Aynı zamanda oğlakçılar var burada. Oğlak eti meşhur buranın abi. İstersen kendin böyle pişmemiş kiloyla da alabiliyorsun. O zaman daha uyguna geliyor. Kendin mangalını falan yapabilirsin. Adanın öbür ucuna gidiyoruz abi. Asfalta çıktık. Yol çalışması vardı. Yol çalışması bitti. Manzara şahane. Antalya'ya benziyor burası var ya. Kaş yolu falan böyle. Kaş'a gidiş yolu var ya. Falezler, malezler. Yıkık dökük taşlar, harabeler. Tarih kokuyor, tarih. Elle yapmak istesen yapamazsın şu taşları bak. Oh, sinek mi geldi, arı mı, bir şey geldi. Yollar cinayet. Nasıl viraj lan? İstanbul Park mısın oğlum? Yolun ucu gözükmüyor. Ucu gözükmediği için
Yolu hiç bilmiyorum, ilk defa geliyorum. Gençler, selamun aleyküm. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. Yeter ya. 10 dakikaya geliyorum, 10 dakika. 10 dakikaya mı? He. Nerede ya? Virajlı yollardayım işte, geliyorum. Asfalttasın yani, değil mi? Asfaltta. Asfalttayım, asfaltta. İyi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dalaslara bak lan. Aa. Adada çok güzel. Böyle tabiat eserleri var ya. Baksana abi. Uğurlu diyor sağdan. Şirinköy soldan. Hangisinden gideceğiz? Sağdan gidiyormuşuz. Uğurlu. Evet. Uğurlu'ya gideceğiz. Dön baba buradan. Meğersem Uğurlu'ya gidiyormuşuz. Dayımın köye gidiyoruz. Dayımın köyü. Uğur'un köyü. Oradan hayvan mayvan fırlamaz inşallah. Adaya geldiğimi daha şimdi anladım ha. Burası Bozcaada'nın yoluna benziyor. Burayı sevdim. Abi yok, ekipmansız motor kullanılmaz bak. Çatır çatır vuruyor sinekler ya koluma. Yakıyor geçiyor. Anında geldik galiba. Bu yolun sonu abi. Nasıl yerler lan buralar? Bak bak bak, hele bak. Kumsala bak. Korkma lan. Bütün böyle girilmeyecek yerlere girmiş var ya dayım. Ne yol yaptın be? Motorla bitmedi anasını satayım. Nasıl yerlere geldin sen böyle ya? Kötü mü lan? Yo, güzel de bura kum. Şunun altına daş koy, daş. Hı. Tamam. Bismillah.
Evet, şarjı bitmek üzere. Burada böyle güzel bir plaj var abi. Uğurlu Köyü. Uğurlu Plajı. Burada denizimize girdik. Geri dönüyoruz. Abi buradaki koyunlar ve keçiler, bak kulaklarında hepsi etiketli, tamam mı? Bunların sahibi yok. Bunları alıp kesemiyorsun. Bunlar devamlı ürüyorlar. Nesli tükenmesin diye yapılmış bir şey. Sahibi falan yok. Devletin bunlar. Burada devamlı ürüyor bunlar. Ya yollar çok iyi be. Şöyle güzel bir yer bulursam bir fotoğraf yapıştırırım buralarda. Lan minnaklar. Ne yapıyorsun? Adam dağ keçisi görüyor musun? Kaslı, yağ yok hayvanda. Fişek ya, makina. Cristiano Ronaldo gibi. Askeriye var abi burada yine. Aşağısı liman. Valla tiplere bak lan. Şuna bak, şuna nasıl bakıyor ya. Lan. Çok güzel hayvanlar ya. Minnoş. Ne yapıyorsun? Korkma korkma. Bak nereye çıkıyor ya hayvan. Helal olsun. Tipini yerim senin. Bak görüyor musun abi? Kulağında bandrolü var. Bandrollü hayvan bunlar. İyi. Buranın yolunu bayağı dar yapmışlar yani. İki şerit gibi değil, bir buçuk şerit gibi. Gelip geçenler bayağı zorluk çekiyor. Allah'tan var ya, 4'e 5'e getirmişim stabilizörü. Bir ara böyle çırpar gibi yaptı. Aç beyaz peşte mali bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yu. Niye durdu la? Oradan mı giriyorduk? Ha. Ben de diyorum böyle bir yoldan geçmedim ben çünkü. Tamam. He? Yok ya, buranın neyini gezeceğiz ya? Leş gibi olurum hadi. Yolu karıştırdık. Liman burasıymış abi. Açaydım kollarımı. Geçme deydim. X-Max'ler. Oo, bura çok güzel. Şurada gölge güzel oturma yerleri var ama. Nerede? Burada. Bırakalım arabaları, geliriz buraya. Aynen. Online mısın abi? Evet. Şimdi oradan işte abi bir şeyin orada bekleyin. Arkadaşı yerde. Ben nereye geçiyorum abi? Ben de geçip araba veririm. Ben tamam oraya geçiyorum. Muhtarın yeri, feribotu bekleyenler burada bekliyor. Limana geldik. Şimdi ücreti biz hazırlayalım şurada bir. Cüzdan çantada kaldı. Ceyhan neydi, Edirne? 17 mi? 34. 34. CNE. Evet.
Şöyle buyur. En öne çekersin saltanı. En ön şu başa mı? Tamam. Teşekkürler. Takipte kalın. Hoşça kalın.